Kıbrıs'a konut anlamında yatırım yapmak isteyenler için keyifli bir röportaj sizleri bekliyor sevgili izleyiciler. Bunun için de Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde yer alan Kaynarca İnşaat'tayız. Yanımızda da şirketimizin yönetim kurulu başkanı Hikmet Kaynarca var. Nasılsınız Hikmet Bey? Teşekkür ediyorum. Sağ olun. Sizler nasılsınız? Bizler deyiz efendim. Sağ olun bizi ağırladığınız için öncelikle. Sizi biraz tanıyalım. Ne kadardır sektörde varsınız? Devam edelim ardından sohbetimize. İsmim Hikmet Kaynarca. Aslen Kahramanmaraş doğumluyum. 1991 yılında Kıbrıs'a düştü yolumuz. Daha önce gelmediğim bir yer. İlk defa geldim. Çok güzel doğası olan bir coğrafyamızdır. Yıl 12 ay canlı hayatım olduğu, yatırıma müsait bir bölge. Özellikle aile mesleğimiz olan inşaat sektöründe de çok güzel aktivitelerin yapılacağını düşündüğümüz için Kıbrıs dedik. O günden bugüne devam ediyoruz. Öncelikle ben bu işe başladıktan sonra kardeşlerimiz de buraya geldiler. Aile şirketi kurduk. Şu anda 3 kardeş olarak hizmetlerimizi devam ediyoruz. Allah birliğinizi bozmasın diyelim. 91'den beri Kıbrıs'ta yatırımlarınıza devam ediyorsunuz. Peki şirketimizi anlatacak olursak izleyicilerimize tam anlamıyla ne gibi yatırımlar yapılıyor? Şirketimiz özellikle inşaat sektöründe aktif. Tabii ithalat, ihracat da var bunun yanında ama aktivitemiz inşaat sektörü. İnşaat sektöründe biz biraz daha kendimizden kısaca söz etmekimiz gerekirse biraz daha minyatür başladık zamanında. Yani küçük başladık. İnşaatın her safhasından geçen bir firmayız. Ama şu an itibariyle gerek devlet ihalelerinde, gerek yapsatta, gerek taahhüt işlerinde hizmet vermekteyiz. Ağırlık olarak bu dönemde apart dediğimiz, yani bir blokta 8, 10, 12 daire olan apartman bloklarını inşa etmekteyiz. Buradaki bizim hedefimiz bir insanın bir evde yaşaması değil, bir mekanda yaşaması değil. İnsanın yaşam standartları nasıl yükseltilebilir? İnsan evinde nasıl huzurlu olabilir? Mekanda nasıl mutlu olabilir? Bizim için bunlar ön planda ve bunları ön planda tutuyoruz. Evet. En çok vakit geçirdiğimiz aile ortamı, bununla ilgili olarak da siz en iyi konutları onlar için sunuyorsunuz. Burada kesinlikle çok haklısınız. İnsanların en fazla hayatını yaşadığı, hele hele gençliğin şu anda evden çıkmadığı bir ortamda gençliğimize ve özellikle bayanlara iyi mekanlar sunmak zorunda olduğumuzu hissediyoruz. Özellikle evlerimizin terasları, balkonları ve mutfakları deniz ve dağ manzara olmasına çok dikkat ediyoruz ve bunda da başarılı olduğumuzu düşünüyoruz. Çünkü bir olumsuz tepki de almıyoruz. Mutluyuz yani, memnunuz. Evet, hazır manzaraya değinmişken o zaman projelerimizin yerlerinden de bahsedelim. Ne gibi konutlar ürettiniz, nerelerde yer alıyor? Benim yapsat tarzı konutlarımız genellikle Girne bölgesinde ağırlıkta. Tabii müteahhitlik olarak, taahhüt olarak adanın tamamında hizmet vermekteyiz. Şu andaki aktif firmamız Alkent, Alsancak Kentleşim Projesi adı altında. Biraz önce görmüş olduğumuz siteyi başlıyoruz. Toplamda 140 daire. İki aşamaya böldük. 100 daire ve 40 daire olarak. 100 daireyi inşallah önümüzdeki Şubat sonunda teslim etmeyi düşünüyoruz. Şu an satışlar başladı. Daha yeni başladık. Daha satış yapmadık. Randevularımız var, referanslar var. Daha başlamadık çünkü daha yeni bir proje. Bizim şöyle bir özelliğimiz var. Yani gerçek olmayan bir şey piyasaya sunmuyoruz. Soyut bir şey olsun, göreceğel olsun, insanlar görsünler ki hayal kırıklığına uğramasınlar. Yani biz bir vatandaşa bir ev satıyorsak eğer, o insanla biz bir bağımız oluyor. Evet. Devamlılığımız oluyor, bütünleşiyoruz. Onun için insanlar ne aldığını görsünler, mutlu olacaklarını alsınlar. Buna dikkat ediyoruz. Yine bir projemiz Karşıyaka'da, daha önce yapsat tarzında yaptığımız villa projemiz vardı. Bunları genellikle yabancı Avrupa vatandaşlarına sattık birkaç projemizi. Çoğunluk oradaydı. Yani buraya dünyanın bütün ülkelerinden yerleşmeye gelen insanlar var. Rus, İsrail, İngiliz, Alman, Arap, bütün kökenlerden geliyor. Bir işletmeniz varsa bütün müşterilere kapınız açıktır. Bütün insanlara hizmet sunmaya çalışıyoruz. Kıbrıs biraz cazibe merkezi gibi. Gelen bir daha gitmek istemiyor. Dolayısıyla da burada bir evi olsun arzusu içerisinde. Bunun için de sizlere başvuruyor. Peki onlarla diyaloglarınız nasıl ilerliyor? Nasıl yardımcı oluyorsunuz? Ne gibi avantajlarınız var? Yani bir kere samimiyiz. Vaat etmeyeceğimiz, vaat ettiğimiz her şeyi fazlasıyla yerine getirmeye çalışıyoruz.
Projelerimizin herhangi bir pürüzü olmaz bizim. Yani projesel hatalara, kurumsal hatalara meydan vermeyiz. Önce projemizi bir süzgeçten geçirdikten sonra projemizi hayat buldururuz ve bitirdikten sonra yani müşterimizi hayal kırıklığına uğratmamaya çalışıyoruz. Bu bizim birinci önceliğimizdir. Buna çok dikkat ediyoruz. Yine mekansal olarak mekanlarımızın daha iyi bir kullanıma dönüştürülebilmesine çalışıyoruz. Bu ne demektir? Yani bir villaya girersiniz, bir eve girersiniz, bir daireye girersiniz. Yani şunu ben yaşadım bizzat. Hemen buradaki sitemizin içerisinde bir müşterimiz geldi. Kaç metrekare burada daire dedi. 120 metrekare dedim. Abi olamaz dedi. Niçin? Ya benim dairem 160 metrekare, bu kadar yok. Dedim, hayır, 120 metrekare. İşte ölçülerde budur. Yani bunu şunu demek istiyorum. Mekanları güzel kullanırsak, tasarlarsak evin kullanımı kolay olur. Döküntüsü olmaz. Vestiyeri, banyosu, çamaşır odası, elektrikli aletlerin yerleri net olarak yerinde yerleştirilirse, yani uzun koridorlar yerine mekanlara direkt ulaşmaları sağlarsa kullanım kolay olur ve ölü bölgemiz kalmaz. Evet, aslında bilinçli bir şekilde hareket etmenizden kaynaklanan bir tecrübe sanıyorum aynı zamanda. İyi dizayn edildiği zaman insanlar ergonomik bir şekilde evlerini rahatlıkla kullanabiliyorlar. Kesinlikle. 50 yaşındayım ben. Yaşımda söylemiş oluyorum. Ben inşaattan başka bir şey bilmiyorum. Bunun için tecrübe, deneyim, yapa artık neyin nerede ne olacağını anlayabiliyoruz. Yani bir de benim şahsen acizane şunu yaşayan bir insanım. Ben balkonuna çıkıp doğayı seyretmediğim hayalen bir bina yapmam. Keyfinize düşkünsünüz diyebiliriz. Bu yüzden de insanları da düşünüyorsunuz. Keyfimize düşkünüm diyebilirsiniz buna. Bir de yani ne yapmak istediğinizi görebilmeniz lazım. Yani bir bina yaptınız ama nereyi görecek, hangi manzarayı görecek, neye hizmet edecek bunu bilmek lazım. Onun için deneyimden dolayı, tecrübeden dolayı o binanın neye hizmet edeceğini, açılarını, görüntülerini, rüzgarı, güneşi bunları hayal edebiliyoruz. Bu da bizi öne çıkarıyor. Zaten projeler şu anda da ekrana geliyor. Bizler de yakından görme fırsatı bulduk. Gerçekten hem konum itibariyle sevgili izleyicilerimiz hem de kullanım itibariyle oldukça güzel yapılar. Peki bundan sonra neler yapmak istiyorsunuz? Birçok yatırımınız var Kıbrıs'a. Manevi olarak da birçok katkınız var. Bundan sonraki hayallerinizde neler olacak? Bizim için, yani toplumlar için bireysel başarı önemlidir. Ama biz bunu attık kenara. Kurumsal başarılar da çok önemli. Bunu da attık kenara. Toplumsal başarı, ülkesel başarılar bizim için önemlidir. Bireyin yükselmesi, firmanın yükselmesi bir yere kadardır. Eğer sizin devletiniz, ülkeniz kalkınmamışsa, insanları mutlu değilse siz bir şey elde edemezsiniz. Toplumun refah seviyesi yükselmesi lazım. Yaşam standartları yükselmesi lazım. Bunun için biz yaptığımız mekanlarda müşteri memnuniyetini ön plana atıyoruz. Ve bunun yanında da toplumsal olarak, yani bizim Kıbrıs'ımız küçük bir yer. Fazla sosyal alanları olmayan mekanlar, toplu kullanım alanları çok az olan bir yer. Neyimiz var mesela? Alsancak. Neden Alsancak? Ben Alsancak benim için başka bir yerdir. Çok seviyorum. 10-12 bin nüfusu olan, yazları bu nüfus 40 bine kadar çıkan bir beldedir burası. Turistik bir bölge. Biz burada okulumuz var. Şu karşıdaki gösterebilir misiniz bilmiyorum. Okulumuz Alsancak İlçe Okulu. Biz bu okulun iyi hizmet verebilmesi için katkılar koymaya çalışıyoruz. Yapıyoruz da. Keza yine bizim bir spor kulübümüz var. Ona katkı koymaya çalışıyoruz. Toplumun büyümesi için. Manevi değerlerimiz, camilerimiz, bunlara değer veriyoruz. Derneklerimiz var. Ve bunun akabinde ülke geneline, işte bizim bunu neyse söylemeyeyim, oraya güzel bir projemiz var. Ada geneli hizmetinden büyük bir projemiz var. Bunu da hayata geçirdik. Yani biz toplumsal başarıya başarı diyoruz. Bireysel başarı asla başarı değildir. Çok teşekkür ediyoruz tekrardan. Biz teşekkür ediyoruz. Çok sağ olun. Ayaklarınıza sağlık. Peki. Sizlere de başarılar diliyoruz. Sağ olun. Evet sevgili izleyicilerimiz, Kıbrıs'ta yer alan Kaynarca İnşaat'tan seslendik. Bir kez de sizlerin huzurunda Hikmet Kaynarca'ya ve bütün ekibine çok teşekkür ediyor. Programımıza devam ediyoruz.